Ee, öncelikle Okan Hoca'nın açıklamaları var, onu getireceğim ekrana. Ancak Icardi, e, stattan çıkarken hafifçe sekiyordu. Yarın MR'ı çekilecekmiş Mauro Icardi'nin. E, maç içinde demek ki bir problem yaşadı, Be bilmiyorum. Belki de hani o, o da darbenin olduğu pozisyon mu onu bilemiyorum. Çünkü ayak boştu orada vururken. Alttan darbe yiyince bileğe o bilek. Okan ]inde. Hoca diyor ki, Mauro Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı. Ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var. Net durumunu MR sonrası göreceğiz diyor. Salı günü. He, zaten topuğunda ayrıca bir ağrı varmış. Acaba o mu ilerledi bir şey oldu ya darbeye bağlı ya da bilmiyorum maç içindeki bir harekete bağlı. Bandajı çıkarınca o ağrı arttı diyor. Bakalım Nasıl bir şey çıkacak ortaya? Devamı var. 30 dakika muhteşem oynadık diyor Okan Hoca. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularının kafasında bak işte konuştuğumuz şey. Nasıl olsa kazanırız. 3 gün sonra da Hı. maç var. Düşüncelisinin olduğunu gördük. Gereksiz bir şekilde topu rakibe bıraktık. Orta saha oyuncularımızın önde baskısı şiddetli olmalıydı. Aslında genel olarak maçın sonuna kadar bundan önceki haftalarda da söylediğimiz şey bitiriciliğimiz yeterli değildi. Son paslar, son orta, son çalım. Burada daha iyi olmalıyız. 30 şut var ama kaç tanesi istediğimiz kalitede olmuş? Bunların analizini yapacağız diyor. Biz onu geçen haftalarda burada söyledik. Hatta eleştirdiler bizi. Ya bu kadar şut var falan diye. Bak hoca da aynısını söylüyor işte şut var da ne kadar kaliteli, ne kadarı doğru şut. Hocam sen eleştirilerde hiç sallamayacaksın ya. Yok tabii canım. Salla gitsin. Ben o sosyal medya eleştiriyorum. Tamam. Ha bazen hakikaten iyi eleştiriler. Ha, var, yapıcı olan var. Ama be. abi. Seni doğruya Öyle, Sallama eleştirileri de. Aman abi. ama fanatikler arkadaş yani. Maalesef. Ama bazıları öyle bir eleştiri yapıyor ki. Lan bakıyorsun hakikaten doğru ya. Yani. Doğru işler yapıyor diyorsun. Doğru söylüyor adam diyorsun. Ama öyle bir şey Farati gelmiş bana bilmem ne diyor. Olacak şey değil. Şimdi Icardi'yi söyledik. Okan Hoca'nın açıklamasını söyledi. İki pozisyonumuz kalmıştı. Onlara bakalım. He, bir, Halil Umut Meler'in ekranında geliyor açıklaması. Penaltı kararı verdiği. Sonra vardan gelen uyarıyla kararını iptal ettiği pozisyon var malumunuz. Orada da yine e, Toreyra ile Amir e, pozisyonun içinde zor bir pozisyon. Topa ince önce kim dokunuyor? Dokunmadan önce bir hamle var mı? Topa dokunulduktan sonra mı rakibe bir hamle var? Ya da top uzaklaştıktan sonra mı böyle birkaç tane e, soru ardarda arda sorulabilir. Bunu izledi. Bardaki görüntü net. Bardaki görüntü net. Bardaki görüntüde Beşiktaşlı oyuncu oynuyor. Galatasaraylı oyuncunun ayağı boşta kalıyor bak. Değil mi? Beşiktaşlı oyuncu oynuyor. Burada da burada da var devreye girmesi çok doğru. Hakem burada atlayabilir. Zor pozisyon. fark etme şey yapamayabilir. Bu doğru bak. Yani burada var doğru iş yapıyor, hakem de zaten vazgeçiyor. Çünkü bu hakemin de göremeyebilir, atlayabilir pozisyonda. Hocam o zaman benim de kafama şöyle bir şey geliyor. Bitigen orada da belki müdahale etti. Ya ben gördüm demiş olabilir Ali Umut Meler. Burada da ya bak böyle bir şey e var. Burada deyince, da var gördüm deseydi ne olacaktı? Burada tam görmemiş demek yani evet. görmüş ama. Emin değil kendinden. Tamam. Gitme, orada emin demek yani. Burada da görmemiş, orada da görmemiş. Evet hocam. Onu görüyoruz şimdi. Evet. Çünkü Birinde var doğru şeyler... iş yapıyor, bir birinde var doğru iş yapmıyor. gel yani bak kardeşim ya mesela merak ediyorum orada ne konuşuyorlar? Hocam evet. Yani, MHK olsa bunu bakacak, dinleyecekler ona göre karar veriyorlar. Herhalde dinliyorlar. Mesela federasyon başkanı da bunu sormalılar yani. Bir ekip olmalı bunda. Böyle biraz bu işi bilen tabii. Ya bu nasıl iştir? Bir sormalılar, bir şeyler yapmalılar yani. Onu düşünüyorum ama tabii ne yaparlar bilmiyorum. Burada... Bak hiç... Bak Galatasaraylı oyuncu dokunmadan Beşiktaşlı oyuncu vuruyor. Doğru ben. doğru. Bu ad, o vardaki Evet bak Atçı şurada. Pemeradan daha evet, net gözüküyor. Vardakinden net gözüküyor. İptal kararı doğru diyoruz o zaman. Evet doğru. İptal kararı doğru. Bu pozisyonda faul dolayısıyla da bir ihlal, penaltı yok dedik efendim. Son pozisyonumuza gelelim. Aslında o çok açık bir pozisyon. Ee, he, burada da arkadaş ya. Tamam, kafaya çıkarken böyle çıkamazsın. Zor falan da yani böyle de olmuyor işte. Böyle ben, de olmuyor güvercin gibi. Olmuyor hocam. <laughs> yani olunca da penaltı oluyor. Kusura bakmasınlar. Yani biraz acemice bir bir yani... hareket olmuş. Belki de hiçbir şey olmayacak yani niye yapıyorsun ki kolundan? Toreyra e vuruyor sağının en kısa oyuncularından biri. Amir açmış kollarını böyle eğiliyor öne doğru. Hakem nerede? Pilot kameraya o gel. O kadar tereddütsüz verdi ki bunu. Tam açısında yalnız yani evet. arada böyle. Kolu da görüyor. Görüyor. Açıkta görüyor. Öyle bir böyle hani eskiler diagonal der ya. Evet. Şöyle bir çapraz boşluk bulmuş. Net o hattan görüyor şeyi. Net penaltı. Net penaltı karar doğru efendim bu pozisyonda da. Pozisyonlarımız bu kadar mı Tolgacığım? Şimdi o zaman birazdan hocanın e, günün ilk bölümünden beri sürekli e, vurguladığı o özel e, haberi vereceğiz. Ama he, Şimdi malumunuz efendim ekrana da yansıyor bu hafta